Diyorum sizin yayına yakinen. Yani neticede geçen çok eskiye gitmeye gerek yok ya. Geçen sene Eylül olarak hani alırsak eşiği 4-5 ay öncesinde neticede 5 ay önce Türkiye'de döviz kuru yani dolar diyelim hani herkesin takip ettiği için 8 lira 30 kuruştu. Bu dolar kurunu biz 19 olan Merkez Bankası'nın politika faizini hızlı bir şekilde yıl sonuna kadar 5 puan aşağıya çekerek 14'e indirdik. Döviz kurunu da 8 lira 30 kuruşta 18 lira 40 kuruşa kadar 20 Aralık akşamı çıkardık. Burada yani sebep sonuç ilişkisini artık tartışmaya gerek yok. Gayet net bir şekilde gördük. Yani biz bunun tersi olduğunu iddia ediyor. Aşağı yukarı 74 senedir bunu iddia ediyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında faiz sebep enflasyon sonuç hikayesini. Ancak böyle olmadığını aslında yaşayarak ben hep onu örnek veriyorum. Yani ekonomide denemesi parayladır ekonomideki tercihleri. Dolayısıyla biz de bedel ödüyoruz. Hep birlikte siz de ben de bütün vatandaşlar 85-86 milyon. Dolayısıyla şimdi burada kur artışına bakarsak 18.40'tan evet geriye gelmesi için epey bir operasyon içerisinde aslında hükümet 2 aydır. Onu da konuşuruz bu arada son rakamlar üstünden ama yani bugünkü kura bakarsak dolar yine 13 lira 50 ile 13 lira 60 kuruş arasında. Ben buna örtük sabitimsi kur sistemi diyorum. 20 Aralık sonrasından itibaren özellikle Ocak ayından yani Ocak başından beri 2 aydır Türkiye'de uygulanan kur sistemi bence dalgalı kur sisteminden çıkmıştır. Bunu zaten grafikler kendini çok net olarak gösteriyor. Dolayısıyla burada tahammül yok çünkü iktidarın döviz kurunda daha yeni yüksek seviyeler görmeye yani eski 18 seviyesi bile tahammül edilebilecek bir seviyeden uzakta. Dolayısıyla enflasyonun ana sebebi, en temel sebebi döviz kurundaki Evet. artıştır. Bu çok açık ve enflasyonla da mücadele edildiği falan yok. Yani bu enflasyon o zaman niye Eylül ayında 18 iken şu anda 48, 49 hatta %49 ve daha da gidecek dediğiniz gibi ben 56-57'leri bekliyorum. Yani %60'a yakın bir enflasyonu Mayıs ayına kadar göreceğiz. Mayıs ayında mı zirveyi görürüz Sayın Bolgun? Ben öyle tahmin ediyorum. Yani Nisan ayındaki enflasyonla Mayıs başında işte 3'ü mü 4'ü mü artık hangisi iş gününe geliyorsa Mayıs başında açıklanacak olan şeyle Nisan enflasyonunu zirvenin göreceğini düşünüyorum. Ama o da tabii ki şu anki uygulanan geçici olduğunu düşündüğüm kur korumalı mevduat sistemi altında. Biraz önce örtük sabitimsi kurdan bahsettiniz. Çünkü devletin, hükümetin bir kere daha o seviyeleri görmesine tahammülü yok dediniz döviz kuru için. Peki bu örtük sabitimsi kur için yani devletin müdahalesiyle belirli seviyelerde kurun tutulması için arka kapı müdahaleleri hala yapılıyor mu sizce? Evet, yani o yüzden zaten bunu söylüyorum. Burada 20 Aralık haftasında yani bu 20-24 Aralık oluyor dolar TL'nin şeye kadar 18.40'a kadar çıktığı pazartesi haftası. O hafta itibariyle dolar TL'nin bir aylık oynaklık seviyesi %90'dı. Bir aylık oynaklık %90. seviyesi %90'a çıkmıştı evet. 20 Aralık. Yani bugün de tam denk geliyor gibi düşünebiliriz aslında tam 2 ay. 2 ayın sonunda yani Cuma günü itibariyle de piyasa kapanışı itibariyle aşağı yukarı %10'lar civarındaydı. Yani %90'dan %10'a çok hızlı bir şekilde tek yönde bu arada. Yani iniş çıkış şeklinde değil bu oynaklıktan bahsediyorum seviye değil bu arada. Ama anomali var. Yani piyasaya bence müdahale devam etti. Zaten biz bu müdahaleyi 20 Aralık'tan sonrasında yoğun olarak gördük biliyorsunuz. Aralık ayı Merkez Bankası bilançosunda örtülü olarak hala açıklanmamış olan yaklaşık 8,5 milyar dolara yakın bir rakam var. Rezervlerden gitmiş ama nereye gittiği şey resmi olarak açıklanmıyor. Kamu bankalarına tabii ki gitti. Döviz müdahaleleri yapıldı şeyde Aralık ayı için konuşuyorum. Ama ondan sonrasında da ben bunun hani ufak ufak devam ettiği düşüncesindeyim. Özellikle piyasa kapanış saatleri itibariyle dolar-TL hareketlerine dikkat ederseniz hem gün içerisinde hem gün sonlarında akşam saatlerinde Türkiye saatiyle ufak ufak da olsa müdahaleler devam. Bu yüzden ben örtük diyorum. Yani bir şey yok, hedef verilmiş bir seviye yok. Ama dolaylı olarak dolar kuruna müdahale ediyor ama eski müdahalelerle tabii alakası yok. Yani geçen seneki müdahaleler
düzeyinde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten öyle bir döviz talebi de ortaya çıkmadı. Tam tersi aşağı yukarı 15 milyar dolar civarında bir döviz şeyi satışı toplamda, yani bu kur korumalı mevduata geçiş hareketi gerçekleşmiş oldu. Şimdi ama bu geçici olarak tabii bir sakinlik gösterdiği kanaatindeyim. Orada da isterseniz bir iki rakam daha vereyim. Şu önemli çünkü o. Kur korumalı mevduat biliyorsunuz 20 Aralık sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasıyla o akşam pazartesi akşamı söylendi ama devreye girişi aşağı yukarı 24 Aralık, yani tebliğlerle birlikte hem Merkez Bankası hem Hazine tebliğleri. Şimdi orada geldiğimiz nokta açıkçası henüz 3 ay dolmadı şey için, bireyseller için söylüyorum. 3 ay dolmadı ama Mart sonuna doğru önümüzdeki ay dolmuş olacak. Yani 23 Aralık'tan sonra kur korumalı mevduata geçen, BDDK rakamları biraz açıkladı son haftalarda. Ondan önce onlar da gizliydi, açıklanmıyordu, şeffaflık yoktu. Ama sonrasında açıklamaya başladı günlük bülteninde. 70 milyar TL civarı Aralık ayında bir geçiş olduğunu görüyoruz kur korumalı mevduata, ki o tarihlerde dolar TL'nin ortalaması 11.80-11.90 seviyelerindeydi dolar TL, 11 lira 80 kuruş 90 kuruş arası. 70 milyar buradan bir geçiş oldu. Daha sonra da 300 milyara yakın işte 1 Ocak'tan itibaren, şu an yani 20 Şubat dersek işte şeye kadar, 18 Şubat Cuma'ya kadar 2 aylık yaklaşık zaman zarfında da 300. Yani toplamda bu yalnız Aralık'tan sonra, yani yeni yılda geçiş yapanların ortalama kur seviyesi, tabii sabitimsi diyorum ya, örtük sabitimsi, 13 lira 50 kuruş gibi zaten dolar TL'de aşağı yukarı oralarda. Yani o seviye çok değişmedi. Bunu niye önemli olarak söylüyorum? Yani kabaca 370 milyar TL civarı bir geçiş var. Bu arada Türkiye'de toplam mevduatların büyüklüğü 5 trilyon TL civarında. Henüz daha yeteri kadar değil ama son özellikle şirketlere vergi istisnası getirilmesiyle birlikte burada bir ivmelenme oldu. Yani bireysellerden ziyade tüzel tarafta, şirketlerde kur korumalı mevduata geçiş oldu. Şirketlerde talep nasıl seyrediyor? Yani işte o 10 Ocak 11 yanlış hatırlamıyorsam çıkan tebliğden sonraki haftalarda bir yoğunluk vardı. Şimdi tabii burada o şey, bu hafta itibariyle de o istisnanın geçiş, yani vergi istisnasına konu olan geçiş tarihi bitmiş oluyor 17 Şubat itibariyle. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum aslında. Bu geçişi yapan vatandaşlar veya şirketler açısından da düşündüğümüz, ama özellikle vatandaşlar için söyleyeyim bizi izleyen, bir kere %4.25'lik bir şey alacaklar. 3 ay sonunda faiz alacaklar dönemsel. 4.25, %17 ya şey, evet. Toplam faiz mevduatta. Kur koruması geçerli ama bu birinci söylediğim grup için güzel bir şey oldu. Yani 23 Aralık haftasında geçenler ortalama 11.80-11.90 dediğim için şu anki seviyeye göre aşağı yukarı bir %14 civarında da oradan bir dönemsel kur, evet, kazancı alacaklar. Ancak dikkat ederseniz bu 14'ün üstüne eklenecek faiz kazancı sadece %4.25. Yani toplamda aslında 18-25 gibi bir faiz almış olacaklar ama yine 3 ay sonunda alıyorlar. Tabii oldukça cazip bir durum ama bu bile az önce konuştuğumuz enflasyon artışını son aylarda yaşanan bize şey göstermiyor. Çünkü sadece Aralık ayında hatırlarsanız 11 civarı bir enflasyonla karşı karşıyaydık. Yani Ocak'ta keza çift taneli. Dolayısıyla bu bile aslında enflasyona karşı korumamış oluyor. Ama ikinci grup, yani asıl büyük 1 Ocak'tan sonra kur korumalıya geçenler açısından, yani 300 milyar TL'lik yekünü oluşturan büyük şeyi söylüyorum, kur korumalı mevduat tarafını, oranın maliyeti şu anda aşağı yukarı şu anki dolar TL kur seviyesiyle aynı. Yani onlar herhangi bir kur kazancı elde edemeyecekler şu anda. 13 lira 65 kuruş, yani sadece 10-15 kuruş civarı bir artış olmuş oluyor. Sadece mevduat faizi alacaklar. Peki Mart özür dileyerek sözünüzü kesiyorum ama kur artmazsa TL faizi enflasyona yenilmez mi? Yani yakın dönemde aslında bu KKM'den çıkışları görür müyüz? Ya da bunun kur korumalı mevduat sonrası için hükümetin bir planı var mı? Çünkü 11'li seviyelerden alanları konuştuk biraz önce. Bu da aslında hazineye ciddi bir yük gibi görünüyor.
İşte ama orada 70 milyarlık bir şey var, yekün var ve onun içerisinden de işte az önce rakamları telaffuz ettim. Yani asıl büyük geçiş yeni yıl sonrası oldu ve hatta 10 Ocak sonrası oluştu. Yani son 5 hafta diyelim kabaca. Dolayısıyla yani o tarafta aslında şu anda kur kazancından kaynaklanan bir belirgin şey yok, artış yok. Geçtiğimiz yılın son haftasında geçiş yapanlar için var. Ama dediğiniz soru şu anlamda önemli. Bu Mart sonu diyelim işte aşağı yukarı yani aralığı baz alırsak 25 Mart'tan itibaren kur korumalı mevduata geçmiş vatandaşların vade sonları geldikçe bu enflasyondaki çift tanenin en yüksek seviyelerine doğru gideceğimiz de aşikar olduğu için yani %50'nin üstünü kastediyorum. Bu sefer dönüp dolaşıp bakıp kur tarafında bir kazanç yok. Zaten sabitimsiye yakın bir şekilde tam sağ şey uygulanıyor, baskı uygulanıyor iktidar tarafından döviz kuru üzerinde. O zaman ne yapacağız? Biz sadece 4.25'le mi 3 ayın sonunda karşı karşıya kalacağız sorusu 25 Mart sonrasında Moody'ler tarafından yoğun olarak sorulacaktır. Kaldı ki şirketler tarafında 6 aylık biliyorsunuz bir süre var. Ben bunun çok uzun olduğunu düşünüyorum. 3 yani ayda 6'ya çıkarıldı. Evet, yani bireysellerde bile ortalama mevduat yaklaşık 40-45 gün civarındadır ortalama vadesi. Ama şirketler tarafında yani üretim yapan, imalat tarafında çalışan ya da ticaret tarafındaki şirketlerin işletme sermayelerini özellikle ellerindeki parayı işletme sermayesine önemli bir katkı unsuru olarak düşünecek olursak 6 ay bence çok ciddi bir bekleme süresi. Böyle bir enflasyon yani yüksek %50 üzerindeki bir enflasyonun yaşandığı ülkede bence o enflasyona karşı mevduatların eridiğini görecekler 25 Mart sonrasında. O yüzden diyorum bu işin ben uzun vadede sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Ama hükümet muhtemelen zaten yaz aylarına kadar işte bu herhalde Haziran olur ya da Temmuz olur. Turizm sezonu başlayana kadar yani ülkeye döviz girişi başlayana kadar bu işi böyle götürme derdinde. Evet, sizce turizmde istenen talep olur mu? Ne dersiniz? Çünkü artık baktığımız zaman dünyadaki en ucuz ülkelerden biriyiz. Hani bırakın orta gelir grubunu, dünyadaki düşük gelir grupları bile buraya geldikleri zaman Türkiye'ye aylarca tatil yapabiliyorlar. Sizce iktidarın beklediği yönde bir artış olur mu turizm tarafında? Yani biz geçen sene tabii 2020'nin epey üstüne çıktık ama 2019'un üzerine çıkamadık. Yani yaklaşık 35 milyar dolar turizm geliri vardı Türkiye'nin 2019 yılı sonu itibariyle. Yani biz tabii 2020'yi tamamen biz değil aslında bütün dünya ama Türkiye için önemli bir gelir kaynağı. Türkiye'nin petrolü aslında bence turizm doğal olarak öyle ifade etmek mümkün. Doğal kaynaklarımız olmadığı için yer altında. Ben hani 2019 kadar olma ihtimalini biraz düşük görüyorum. Özellikle bu Rusya-Ukrayna hadisesi dolayısıyla COVID tarafında omikron devam ediyor. Ama sönümlenmesi ya da azalması etkisinin yaz aylarında daha olası olduğuna dair de epey bir analiz görüyorum son haftalarda açıklanan yurt dışında. Bunu birleştirdiğimizde eğer işte bu önümüzdeki günlerde sıcak bir savaş durumuna girmezse Ukrayna-Rusya tarafı turizm gelirlerinde hani hükümetin beklediğine yakın durumda olabilir. Ama tam çok hassas bir durum çünkü turizm biliyorsunuz en ufak bir şeyden hele kaldı ki zaten bölgeye yakın bir yerlerde biz de NATO üyesi olarak ve NATO'nun da askeri tarafında önemli bir güç unsuru olan ülke olarak biraz açmazda kalacağız gibi gözüküyor. Eğer hadise sıcak savaşa dönüşürse bu turizm gelirlerini ciddi etkiler olumsuz yönde. Şimdi enflasyon araştırma grubu biraz önce Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunmuş. Size görüşünüzü merak ettiğim için sormak istiyorum. Demişler ki gerçek enflasyon oranı ya da yaşam koşulları endeksine göre çalışanları iyileştirme yapılması gerektiğine inanıyoruz. Ekonomik krizden çıkış yolu da buradan geçmekte diye bir paylaşım yaptı enflasyon araştırma grubu. Sizce ücret artışları çözüm olur mu alım gücünü arttırmak noktasında? Çünkü enflasyonda da gitgide tırmanan bir trend görüyoruz aslında. Yani bu zaten enflasyonda ipin ucunu kaçırdıktan sonra ona en başta yayının başında izah etmeye çalıştım zaten yaptığımız temel bir hatayla bence. Faiz ve enflasyon tarafındaki yaklaşım geleneksel iktisat politikasının dışına çıktık. İşte heterodoks dedik. Ondan önce aslında rekabetçi kur vesaire Çin modeli dedik.
Bir sürü şey dedik yani son sadece bir yılı özetliyorum aşağı yukarı. Dolayısıyla yani burada ENAK evet Veysel Hoca ve ekibi de yoğun olarak aynen TÜİK modeline uygun bir şekilde yaklaşık 7,5 milyon civarında günlük veri üzerinden 7,5 milyon adet bu. Yani ciddi anlamda aslında veri skalası TÜİK'in yaptığı analiz skalasından çok daha yoğun olduğunu biliyorum modeli bildiğim için. Dolayısıyla burada onların açıkladığı enflasyon zaten TÜİK'ten epey yukarıda biliyorsunuz uzun süredir. ÜFE tarafında hatta 3 haneye doğru gitme hadisesiyle karşı karşıyayız. Kaldı ki hani burada asgari ücrete yapılan %50'lik artış tabii ki yeterli değil. Çünkü o geçtiğimiz senenin özellikle son 3-4 ayında yaşanan enflasyonun telafisinin üstüne bu yılın özellikle ilk yarısında gerçekleşecek olan enflasyonla erimiş oluyor. Ama erime hızı sizin de az önce yayında söylediğiniz gibi çok hızlanmış vaziyette. Burada kritik şey hani geçmiş örneklerden, ülke örneklerinden yola çıkarsak enflasyon ücret sarmalına girmesi. Yani yüksek enflasyon yaşayan ülkelerde işte ücret artışları yapılıyor. O ücret artışları enflasyon tarafındaki dinamikleri daha da tetikliyor. Enflasyon daha kalıcı ve katı hale geliyor. Bu birbirini bir kısır fasit daire gibi döndürüyor. Ta ki tabii ki işte temel majör ülkede değişikliklerin olması gerekir. Yani bu ya seçimle olur ya işte aynı iktidarsa bilmiyorum nasıl kafalar değişir ama ciddi yapısal reform ve programlar ve bunun inandırıcılığı ve içinin dolmasıyla olur. Bu bence Türkiye'de uzak ihtimal. Dolayısıyla seçimi bekleyeceğiz biz erken ya da zamanında yani 2023-18 Haziran'a kadar en geç. Hadise bence bu şekilde devam edecek. Sayın Bolgun şöyle nihayetlendirelim. Ben de notlarımı aldım sizin söylediklerinizden. Enflasyon arttıkça ücretler artacak dediniz. Ücretler arttıkça maliyet artacak. Maliyetler de tekrar enflasyona dönüşecek. Yani aslında bu kısır döngü olacak. Ta ki yapısal bir değişiklik olana kadar siz de bunu erken seçim olarak nitelendirdiniz. Çok teşekkürler kıymetli yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları yayınlıyorum. Evet değerli izleyenler bugünlük parantezin sonuna geldik. Bizden hemen sonra Özlem Gürses.